Arkadaşlar merhabalar bu videomda çemberde uzunluk konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda çemberde uzunlukta nasıl hareket edeceğiz biraz onlardan bahsettik. Bir de birkaç soru çözdük ve sonuçlarından bahsettik. Sonuçları da bir soru gibi düşünüp hep ispatlarını anlatmıştık. Şimdi bu işi daha iyi bir şekilde kavrayacağız. Çemberde uzunlukta önemliydi arkadaşlar. Anahtar kelimelerle ilk etapta dik üçgen oluşturmaya gayret ediyorduk. Haydi bakalım sorulara gerçekten de öyle mi? Evet ne diyor burada arkadaşlar? İşte şöyle bir uzunluklar verilmiş. Bizden çemberin yarı çapı nedir diye soruluyor arkadaşlar. Evet çemberin yarı çapı burası. Hocam amacımız çemberde uzunlukta uzunluk bulurken ilk etapta dik üçgenden çözmekte. Ne yapıyoruz o zaman? Dik üçgen yoksa anahtar kelimeleri uygula. Merkez varsa teğet varsa çek dik diye bağırıyoruz. Aa dik üçgen direkt karşımıza çıktı. Çıkmasaydı en etkili silahımız yarı çapı çizmek ya da Şöyle dik yamuk vari bir şey çıkardı. Ya da şöyle merdiven gibi bir şey çıkardı arkadaşlar. Dikdörtgene tamamlama işlemi falan yapıyorduk. Her ikisine de dikdörtgene tamamlama yapıyorduk. Değil mi arkadaşlar? Bunlara dikkat edeceğiz. Ama direkt anahtar kelime ile karşımıza bir dik üçgen çıktı. Ama burada merkez teğet çek dik yaptığında bunun da yarı çap olduğunu sakın ama sakın unutma. Hocam Pisagor bağıntısı. Yap bakayım Pisagor bağıntısını. R artı 18'in karesi eşittir. R'nin karesi artı 24'ün karesi işlem 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 deyince artık ne olduğunu tahmin ediyorsunuz. Buradan yapan var mı? Yapmıyorsunuzdur artık değil mi? Ne var burada? Hisset kardeşim hisset. Hissediyoruz. Bakalım ne vardır burada? 24 var. 24'e ait bilgileri hissedelim. Özel üçgenleri hissedelim. Hocam en basit 7, 24, 25. Koy bakayım 7'yi. 7. Buraya da 7 koyunca burası 25 yaptı mı? Yapmaz mı be ya? Burada da işlem yapsan R'yi kaç bulursun zaten 7 bulursun. Cevabımız böylelikle 7 çıktı. Özellikle çemberde uzunlukta dairede alanda çemberin çevresinde böyle dik üçgen çıkan sorularda hissetmeli sorular çok çıkıyor arkadaşlar. Lütfen ama lütfen buna dikkat edin. Geldik ikinci soruya. Hocam merkez var. Kiriş var. Çek dik diye bağırıyoruz. Çektik diki. Ne yapacak? Kirişi iki eş parçaya bölecek. Bazı arkadaşlar şunu yapıyor. Hocam 7 var burada. Kirişi iki eş parçaya bölecek. 7'yi iki eş parçaya biliyorsunuz. Hayır. Kirişi iki eş parçaya bölecek. Yani kiriş dediğimiz 8 birim uzunluğunda arkadaşlar. 8'i iki eş parçaya bölünce 4, 4. Yani buraya kaç kaldı? 3 birim kaldı. Aa ne çıktı burada? 3, 5, 3, 4, 5 üçgeninden 4 oldu burası. Bizden ne isteniyor? Yarı çap. Al sana yarı çap. En etkili silahımız. Yarı çapı çizdik. 4, 4 ise burası da kaç yapar? 4 kök yapar. Böylelikle yarı çap uzunluğumuz 4 kökü oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Çapı 10 metre olan daire şeklindeki bir alı şekil 1'deki gibi duvara konmuştur. Ön tarafı yani önü burada arkası da arka tarafa doğru katlanmış gibi. Katlama sorusu gibi arkadaşlar aslında bu değil mi? Evet Şimdi duvarın görünen yüzeyi dikdörtgen şeklinde ve EF 11 birim olarak verilmiş. Yani bu tam böyle katladığımız yer ne? Çap. Bunu da çapı 10 birim olarak verilmişti ya. Halı ile duvarın CD kenarının kesişimi. Evet halı ile duvarın CD kenarının kesişimi 8, santim, 8 metre olana kadar halı aşağı çekildiğinde. He, halı aşağı çekildiğinde bizim çemberin merkezi buradaydı ya. Merkez şuralara iniyor mu arkadaşlar? İniyor. Evet halı duvarın AB kenarına kaç metre yaklaşır diye soruyor arkadaşlar önceden bu kadardı. Buradaki nokta geldi buraya. Yani merkez ne kadar aşağı indiyse buradaki nokta da o kadar aşağı inmez mi arkadaşlar? İner. Hani şeye şu duvarın zemine olan uzaklığı şuradaki şeyi o zaman merkeze göre düşüneceğiz arkadaşlar. Hadi merkeze göre düşünelim bakalım. Öncelikle bu tür sorular da arkadaşlar ne sorularıdır? Katlama sorularıdır. Sonuçta halıyı ben duvara asmışım. Arkada da var bunun bir şeyi. Evet ne yapıyoruz? Hop şöyle katlanmış hali açıyoruz arkadaşlar. E burada da halıyı çektiğimiz zaman yine katlanmış hali duvarın arkasında değil mi? Tamamla kardeşim bunlar önemli bilgiler. Bildiğiniz daire sorusuna dönüştü. E burada ben bunu böyle çektiğim zaman merkez burada ya. Aa merkez var kiriş var. Kiriş de 8 birim uzunluğunda. E ne yaparsın? Merkez varsa kiriş varsa çek dik. İki eş parçaya böldü 4 4 diye. E sen çapın 11 birimse yarı çapında 5 birim değil mi? Evet. En etkili silahımız neydi? Yarı çap çizmekte. E al sana yarı çap. Çizelim. Burası 90 derece ya. E yarı çapı da çizecek olursak. Hop yarı çap. 5 birim de yarı çaptı zaten. Ne çıktı arkadaşlar? 4, 5. Ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden cevabımız ne çıktı? 3 çıktı arkadaşlar. Evet. Bizim merkez buradayken buraya indi. Yani zemine ne kadar yaklaştı arkadaşlar? 3 metreye yaklaşmış oldu. Cevabımız 3 oldu o zaman. Arkadaşlar dikkat edin. Bundan e, bu bu soru benim 3 senelik sorum. 3 senedir soruyorum ya da 2 senedir soruyorum arkadaşlar. Bundan 2 sene önce mi ne? Şöyle bir soru çıktı. 2 sene ya da 3 sene önce ya da 4 sene önce tam hatırlamıyorum. Aynı şey. Televizyon vardı. Şöyle bir karenin kare şeklinde bir dantel vardı. Aşağı çekmişlerdi arkadaşlar bunu. Aşağı çektiklerinde de o soruya benziyor. Aşağı çektiklerinde de şöyle bir görüntü oluşmuştu galiba. İşte Bununla alakalı bir şey sordular. Ben ne yaptım? Halıyı duvara astım. 2021 sınavında ne oldu arkadaşlar? Bunun ters. Aynısı. Aynısı ya. Neredeyse sayılar bile aynısı diyeceğim ama sayıları hatırlamıyorum arkadaşlar. Aynısı. Bu sefer de güneşi batırdılar arkadaşlar. Bir işte böyle bir güneş var dediler. Güneş batınca şöyle bu konuma geldi dediler mesela. E aynısı. Güneş ufuk çizgisine battığı zaman bunun altında şey yok mu daire? Evet. E daireye tamamladığın ne kadar batmıştır gibi şeklinde bir şey soruldu. Yine aynı mantıkla merkez giriş çektik olayıyla yapacaksınız. Arkadaşlar bak geçen seneki videoyu da izleyebilirsiniz. Büyük ihtimal şöyle demişimdir. Bunlar ÖSYM'nin dili bu şekilde. Hep uyardım sizi. Hep de böyle çıkıyor diye de söyledim. ÖSYM eskinin kolay sorularını yeni nesle çevirip önünüze koyuyor. Ta senenin başından beri ben size bunu söylüyorum. Aynen işte ufuk çizgisi al sana bir güneş. Güneş batmış. Al sana bir halı. Halıyı aşağı çekmişim. Çok da kolay. Bilmediğiniz bir bilgi var mı burada arkadaşlar? Yok. Yani o bildiğiniz bilgileri yine kullanacaksınız. Merkez varsa, kiriş varsa çek, diki. Yine uygulayacaksın kardeşim. Çok da güzel bir soru. Bakın 3 sene önce bu soru geldi. Geçen sene bu soru geldi. Güneşi batırma. Bu sefer de aynısı. Zaten aynı mantık arkadaşlar. Bakın aynısı diyebiliriz bu soruya. Bu sefer de farklı bir tarz olarak bu şekilde halıyı aşağı çekmezler mi mesela? Düşünün. Belki de bu soru önümüzdeki sene karşımıza gelecek olan bir soru arkadaşlar. Ki ben bunu soru tutturmuş gibi görüyorum. Çünkü güneşin batmasıyla bu aynı mantıkta olan bir soru arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Geldik şuraya. 3 birim burası 1 bir birim burası verilmiş. Dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar merkez var. Kiriş var. Hop çektik. Hemen diki çizdik. Ne yapıyor? Diki iki eşit parçaya böldü. Hocam 90 burası 90 burası 90 burası. E burası da 90 olur. Dikdörtgen oldu. Madem dikdörtgen oldu burası 3 birimse burası da 3 birim oldu. E hocam şuraya A dersem burası da A. Ben bu A'ları bulmak zorundayım arkadaşlar değil mi? A hocam bak burası A artı 1. Burası da A artı 1. Hocam yarı çap uzunluğu A artı 1. Benim için en önemli şey zaten yarı çap uzunluğu. Burası A artı 1. Burası da A artı 1. E hocam burası da A artı 1. Dikdörtgen olduğundan burası da 1 oldu. Peki. Şimdi ne yapacağız? Takıldık kaldık. Anahtar kelimeyi kullandın. Kullandıktan sonra takıldıysan en etkili silah neydi? Hocam yarıçap. çap. E al sana yarıçap. çap. İster buraya çiz ister buraya çiz. İstediğin yere çiz kardeşim. Hadi buraya çizelim. Buraya çizdik. Yarıçapı çizdin. Yarıçap yerine R mi yazacaksın? Hayır. yarıçap uzunluğun kaç? Senin A artı 1. E yaz buraya A artı 1. A Pisagor bağıntısı çıktı. Yani a artı 1'in karesi eşittir. a'nın karesi artı 3'ün karesidir. Buradan ne gelecek arkadaşlar? İşlem 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 deyince hemen anladım olayı. Ne var? Hisset kardeşim. 3 varsa büyük ihtimalle 3, 4, 5 üçgenidir. Koy bakayım yerine. 4 koyunca 3, 4, 5 sağlandı mı? Aynen öyle sağlandı. Hocam a dediğimiz o zaman 4. Şimdi bizden ne istenir? Dikdörtgenin alanı. Dikdörtgenin bir kenarı bu. Diğer kenarı da bu. Yani diğer kenarda 10 yaptı. O zaman dikdörtgenin alanında kaç yapıyor? 3 çarpı 10'dan 30'a eşit olur arkadaşlar. Cevabımız böylelikle 30 çıktı. Evet anahtar kelimeyi kullan. En etkili silahını da kullanmayı unutma. Geldik bu soruya. Arkadaşlar ne var burada? A, Ali Bey uzunluğunu 16 vermiş. Hemen bunu gösterelim. BC uzunluğunu 18 vermiş. Hmm. Ne yapacağız burada? Eyvah vay. Can, beni yarı çapı isteniyor. Arkadaşlar merkez var. Her şey var burada ya. Merkez var. Teğet var. Çektik. Çektik. Hocam merkez var. Kiriş var. Çektik. Hocam merkez var. Kiriş var. Çektik. Hemen bunlar gözün kapalı yapacağın şeyler. Bunlar senin refleksin. Anahtar kelimelerin. Hocam çok ek çizim oldu burada. Daha ek çizimde devam edecek. Hayır. Bunları ben ek çizim gözüyle bakmıyorum. Bunlar nedir kardeşim? Bunlar bizim anahtar kelimelerimiz. Bunlar senin gözün kapalı soruda gördüğünde yapacağın hamleler. Yani soruda görünmeyen çizgiler. Sen bunları çizeceksin hemen. Hocam yarı çap bilgisi de bizim için önemli. Bak burada. Hocam burası 90, burası 90, burası da 90. E o zaman burası da 90 oldu. Bak bu yarı çap. Aa hocam burası da yarı çap. Çok güzel. Bu kirişi iki parçaya böldüğünü gösterelim. Bu kirişi de iki parçaya böldüğünü gösterelim. Merkez kiriş çektik yaptık ya. Merkez kiriş çektik. Evet. Hocam burası R'yken bak burada bir dikdörtgen hatta kare oldu. R'yken burası da R, R'yken burası da R. Tamamı 18 verilen bilgileri kullanınca bak soru çıkıyor. 18 eksi R oldu burası. Hocam 18 eksi R ise burası da 18 eksi R. Hocam burası da 18 eksi R oldu. Dikdörtgenlerden dolayı. Hocam burası R'yken burası da R tamam. Aa burası 16'yı kullanmadım bak. 16 ise burası da 16 eksi R oldu. Yukarısı da 16 eksi R. Burası da 16 eksi R. Burası da 16 eksi -R, R oldu arkadaşlar. E şimdi ne yapacağız? Tamam. Eksik parçaları tamamladık. Hocam, anahtar kelimeleri kullandık. Daha sonra 90 derece elde ettik ya. Amacımız neydi? Dik üçgen oluşturmak. Çok önemli. Hadi dik üçgeni oluşturalım. E ne yapacağız? En etkili silahımızı kullanacağız. Yarıçap çizmek. İster buradan buraya çiz. İster buradan buraya çiz. Buraya çizme de. Değil mi? Ne kadar saçma olduğunu görüyorsun yani. İstersen buradan buraya çiz. 3 seçeneğim var. Burası, burası bu ya da burası. İstediğin yere çiz. Fark etmez. Buraya çizersem ya da buraya çizelim ya. Şurada belli ya. Şuraya 18 eksi yazmayı üşendim. Çünkü burası 18 eksi R'ye iken burası da 18 eksi yapıyor. Burada hala hazırda var. Şuraya çizdiğimde. Hocam bu da nedir? Yarı çaptır. Al sana Pisagor. Hocam R'nin karesi 16 eksi R'nin karesi artı 18 eksi R'nin karesi. İşlem işlem işlem. Yapma kardeşim. Hisset. Ne? Hocam hiç bir kenar yok ki burada. 16 eksi R burası 18 eksi R burası. E nasıl hissedeceğim ben burada? Bütün kenarlar R cinsinden. Kardeşim dik kenarlara baksana. İkişer fark yok, fark yok mu burada? 16 eksi R'ye 18 eksi R'ye. İkişer şer üçgen. Ne demiştik? Hani böyle ardışık artan üçgen. 3 4 5'in katı olmuyor muydu arkadaşlar? Evet. 3 4 5'in 2 katı olan üçgen olacak. İkişer artan. Üçer artan 3 4 5'in 3 katı. Değil mi? O zaman büyük ihtimalle bu 3, 4, 5'in 2 katı 6, 8, 10 üçgenidir diye hissettim. Bak bakalım öyle mi? 6 olması için, 6, 8, 10 olması için R'nin 10 olması lazım. R yerine 10 yazarsam burası 8 yapar. 10 yazarsam burası da 6 yapar. R de buradan kaç çıktı o zaman? Direkt yine istediğince cevabı 10 olarak bulduk arkadaşlar. Evet gördünüz mü? Gerçekten çok da güzel bir soru. Ve sorular gerçekten böyle arkadaşlar. Anahtar kelimeleri kullan. Sorunun cevabını bir anahtar kelimeleri kullan. Ondan sonra dik üçgen oluştur. Mutlaka ama mutlaka sonuca ulaşırsın. Güzel soru. Geldik bir sonraki soruya. Ne verilmiş arkadaşlar? 4 kök 5 burası ve ABCD bir paralel kenar denmiş. Hocam paralel kenarsa karşılıklı kenarlar birbirine eşit. 4 kök 5 ise burası da 4 kök 5. E sonra bu kenarla da bu kenar birbirine eşit olacak. Bu paralel kenarın özelliklerini kullanacağız arkadaşlar biz. Şimdi ne yapmalıyız? Hocam merkez var kiriş var. Çek dik yapsak. Arkadaşlar 2 kök 5'e 2 kök 5 olur ama sen buradaki 8'i kullanabilir misin? A kullanamazsın. Daha farklı bir şeyler yapacağız demek ki arkadaşlar. O zaman ne yapabiliriz burada? Hocam şurada da var bir kiriş. Merkez var kiriş var. Çek dik yapsak. Hemen diki çizdik. Ne yapacak arkadaşlar? Bu kirişi iki parçaya böldü. Hocam ben buraya A dersem burası da A'dır a paraya kenar. 2a artı 8 burası. Burası da kaç yapacak? 2a artı 8 yapacak. Hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap olduğundan dolayı 2a artı 8'in yarısı a artı 4'e a artı 4 olur. Şimdi ne yapacağız hocam? En güzel çizimimiz yarı çaptır. Tamam çizelim. Hocam hop yarı çap. Ya yarı çapı çizsek bile bu uzunluk yok arkadaşlar. Yarıçap a artı 4'ü kullansak bile Aa, gelmiyor. Hocam başka ne yapabiliriz? Başka? Şuradan yarıçap Yok gelmiyor. Şu uzunluk yok. O zaman başka bir şey düşünmeliyiz. Aa hocam şuraya baktığımızda bak 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 bak. Şu paraya kenar ya 90 ise burası da 90 Z'den dolayı. Hocam burada bir dik yamuk var elimizde. E ben bu dik yamuğu kullanmalıyım. Hadi dik yamuğu kullanalım. Dik yamukta amaç dikdörtgen oluşturmak değil miydi? Hop dikdörtgen oluşturduk. A ise A. A artı 4'ü 4. Hocam 4 var 4 kök 5 var. 4 4 kök 5. 1 iki kök 5 üçgeninden burası 8 mi oldu? Evet. Dikdörtgenden dolayı burası da 8 oldu. Peki şimdi ne yapacağız? Aha şimdi yarıçapı uygulayabiliriz. Şuraya çizsem karışık olacak diye. En güzel çizimiz yarıçap. çap. Al sana yarıçap. Çizdim buraya yarıçap. Yarıçap Yarı, çap. yarı çap a artı 4 değil mi? Evet. Gel burada. Pisagor uygula. a artı 4'ün karesi eşittir. 8 a'nın karesi artı 8'in karesi deyip. işlem 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 mi yapıyorsunuz? Yapma kardeşim. Ne vardır burada? Büyük ihtimalle özel üçgen. Hadi bakalım bulalım. 8 varsa ya 6 8 10'dur ya 8 15 17'dir. 6 koyarsak buraya 6 8 10 sağlamız tutuyor mu tutuyor. A'yı buradan 6 buluruz. Çemberin yarı çapı işleniyor. Bakın bu zaten yarıçap. Yarıçap uzunluğu da kaç çıkmış oldu arkadaşlar? 10 çıkmış oldu. Yani yarıçap uzunluğu böylelikle 10 oldu arkadaşlar. Güzel bir soru. Hoş bir soru yine. Verilen bilgileri kullanınca anahtar kelimeleri kullanınca bir şeyler çıkıyor. Geldik bu soruya. Egehan sorusu. E Egehan'ın hatırına bir ödüllü soru olsun arkadaşlar bu. Ödüllü soru. Ne yapıyorsunuz? Hadi bakalım çözün. Cevabı söyleyin. Cevap ne bulduysanız bu sefer cevap anahtarına bulun. Yazın. Cevabı yazıp buldum hocam yazın. Ya da cevabı yazıp şu sorudan dolayı bulamadım hocam yaz diye yazın. Önemli bir soru tiplemesi. Yani soru tipi ezberletecek değiliz tabii ki de. Yani bu soruyu burada çözüp de bir de sınavda çıkarsa var ya of dehşet olur arkadaşlar. Ama bu sorunun mantığı gerçekten size çok güzel şeyler öğretecek. Çok da güzel bir soru arkadaşlar. Ee, bak burada Egean'ın kardeşi Kerem'den de bahsetmişiz. Hem Egean'a hem de Kerem'i koymuşuz. E bari bizim sülalenin hatırına bu soruyu yapın arkadaşlar. Bir uğraşın şöyle. Ama bak bir sonuç buldunuz ya sazanlık yapmayın derim size. Uyarmadı demeyin. Evet gençler Egean bir kağıda yukarıdaki gibi birer kenarları ortak birim kareleri çizip bu karelerin hepsini içine alan en küçük çemberi çizmiştir. Hadi bakalım bu kareleri içine alan en küçük çember bu köşeden geçecek. Bu köşeden geçecek. Sonra bu köşeden geçecek. Şöyle şu köşeden geçecek. Değil mi? Hop, şöyle bir şey olacak arkadaşlar çemberimiz. Tamam biraz şey oldu ama idare ediverin artık arkadaşlar. Şurayı da bir daha şey yapayım. Şöyle. Heh, daha güzel oldu. Evet bizim en küçük çemberimiz bu şekilde arkadaşlar. Evet Egean bir kağıda yukarıdaki gibi birer kenarları ortak birim kareleri çizip bu karelerin hepsini için alan en küçük çemberi çizmiş. Egean'ın kardeşi Kerem de abisinin çizdiği çemberin içine birim kareler çizmiştir. Buna göre Kerem en fazla kaç tane birim kare çizebilir? Evet videoyu durdurdunuz değil mi arkadaşlar bu arada? İşte, tamam. Bak heyecan yaptım böyle soruda. Bu soru çıkacak mı ne? Bakalım. Evet cevap şu değil arkadaşlar. Hocam çok kolay bir soru ya. Hemen buradan böyle bir kareyi buraya bunu da böyle yaparsak. işte burada birim kareler çizersek burada 8 tane burada 6 tane 6 kere 8 48 diyenler nanay. Sinanay yavrum Sinanay. Niye? Bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle öncelikle Ega'nın kardeşi Kerem de abisinin çizdiği çemberin içine işte birim kareleri çizmiş. Bu birim kareleri çizmiş. Tamam. Aslında biraz önceki söylediğiniz yol kısmen doğru. Ne yaparsanız hocam bunu böyle çizeriz. Bunu da böyle çizeriz. Zaten çapı gören çevre açı 90 derece bu çap olacak. E bu çapsa bunun devamı da işte yine çapı gören çevre açı 90 derece oluşturmak zorunda. E bizim birim kareler işte şöyle oluşuyor işte hocam. Şöyle birim kareler çizdiğimiz zaman ne güzel birim kareler oluşuyor burada. Bunda bir sıkıntı yok ki. Doğru. Çemberin içine Kerem de bizim Kerem de bizim 8,5 şimdilik bu videoyu çektiğimde 9 aylık diyelim hatta. 9 aylık Kerem de abisi de 3 yaşında bu arada. E, evet 9 aylık Kerem de ne yapıyor? Hop şunları şöyle çizdi. E, tamam işte hocam bunları çizer Kerem. Ama kaç yaptı? 8 burada 6 burada şimdilik 48 var elimizde. 48'i yazalım. Bizim Kerem kendini zorluyor. Ya hocam acaba ben bir tane daha çizebilir miyim? Şuraya da çizebilir miyim böyle? Aa, hatta buraya da çizebilir miyim? Buraya da böyle çizebilir miyim diye zorluyor arkadaşlar. Ama bize ne lazım burada arkadaşlar? Bir yarı çap uzunluğu falan filan lazım. Şimdi bizim çapımız nerede arkadaşlar? Bu bizim çapımız şurada bir yerde. Hocam bu ne üçgeni? Şöyle baktığınız zaman 6, 8, 10 üçgeni. Hop çizdiniz. Bizim çapımız tam bunun orta noktasında olmaz mı? Yani tam şurada olur. Birinci yol bu. İkinci yol da şu. Dikkat edin arkadaşlar, çok önemli. İkinci yol gerçekten çok önemli. Tam birinci yol böyle çapı çizerek bulabilirsiniz ama böyle birim kareler, birim kareler falan çizilmişse böyle çemberin içerisine. Hocam, merkez kiriş çektik olayı var ya. E Burada da e, bir kenara mesela buradaki kenar beni iyi göndermiyor. Bak dikkat. Şu kenar beni ilgilendirmiyor. Bu bizim kirişimiz bir işimiz değil. Çemberde bir kiriş falan değil arkadaşlar. Ama şuradaki kenar beni ilgilendiriyor. Bu kenar nedir? Bir kiriştir. Bu kirişin kenar orta dikmesi. Hani merkez varsa kiriş varsa çektik yapıyoruz ya. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Merkez varsa kiriş varsa çektik yapıyoruz ya. Aa hocam bak merkezden kirişe indirilen dik kirişi keş parçaya böler. O zaman bu kirişin kenar orta dikmesi de merkezden geçer diye söyleyebilir miyiz? Evet. Yani kenar orta dikmesi şu arkadaşlar. Merkezden geçecek. Şöyle çizelim isterseniz. E hocam aynı şekilde şu kirişin de kenar orta dikmesi. Bu da ikinci yol arkadaşlar. Bu yolda bilin lütfen. Biraz önce köşegeni çizip tam köşegeni şuradan geçtiğini bulduk ama olsun. İşi garantiye alalım. Şu birim kareler çizildiğinde çok önemli. Bunun da bak bu da bir kiriş. Bunun da kenar orta dikmesi. Kenar orta dikmesi merkezden geçmek zorunda. Bunun da kenar orta dikmesi merkezden geçecek. Aa hocam o zaman çemberin merkezi burası. Bak çemberin merkezi burası. En güzelik çiziminde senin yarıçap değil midir? Al sana yarıçap. Hocam burası 3 birim. Burası 4 birim. 3 4 5 üçgeninden 5 çıktı. Yarıçapımız 5 birim çıktı. Şimdi şuraya bakacak olursan burası kaç birim? Dikkat edersen 3 birim. Hocam 4 birim, 5 birim. Yani şöyle bir şey olacak. Ben buraya şöyle bir şey koyabilir miyim arkadaşlar? Bir tane birim kare koyabilir miyim? Koyabilirim. Hatta hocam bak burada da uzattığın zaman burası da 4 birim olduğundan 1 birim. Buraya koyabilir miyim? Buraya koyamam arkadaşlar. Şurası 5 birimken şurası 4, 4 birim. Birden küçük değil midir burası? Birden küçük. E sen birden küçük olduğu için şuraya kare koymaya kalkarsan burası dışarıya doğru taşıyor arkadaşlar. Yani şuradaki yanaklara hiçbir şekilde birim kare koyamıyorum arkadaşlar. Şurası zaten bir birim. Ama bak şurası bir birim olduğundan dolayı yani şunun to toplamı 2 birim olduğundan dolayı 1'e 1 bir, buraya birim kare koyabilirim. Hocam peki buraya koyabilir miyim? Koyabilirim. Hocam peki şuraya koyabilir miyim? Bilmiyoruz. Ona bakacağız arkadaşlar. Bizim yarıçapımız kaç birim? Yarıçapımız bizim 5 birim. Hocam tam şuraya koyduğumda acaba nereye denk gelecek? Yani şurada bir yerde de olabilir. Şöyle çembere değmek zorunda da değil arkadaşlar. Şuraya baktığım zaman hop şurası yarı çaptan küçük olursa olay bitti. Şuraya bakalım. 1, 2, 3. Şurası da 1 birim. Birim kare koyuyorum ya. 4 birim. Burası da 3 birim. Aa hocam 3, 4, 5 birim oluyor. Aa yarı çapa eşit oluyor. Tam olarak o zaman bu da bunun üstüne denk gelmek zorunda arkadaşlar. E bu bunun simetriği. Bu da aynı şekilde böyle böyle ve şöyle olmak zorunda arkadaşlar. Bakın bu da 3, 4, 5 sağlanıyor. Tam çemberin üzerinde olmak zorunda. Peki hocam burası bir birim olduğundan buraya bir bak bir kare koyabilir miyiz? Hayır. Zaten burası bir birim değil mi? En uç nokta. Burası 5 birim. Şurası da 4 birim ya. Sen bunu böyle koyduğun zaman birden küçük burası. Birden küçük. E senin o zaman birden küçükse buradan buraya çizdiğin şey ne olmak zorunda arkadaşlar? Buradan bir kare oluşturacak olursan aha dışarıya düşmek zorunda. Yani sen bu araya da sen bu araya da şuradaki araya da herhangi bir şekilde kare koyabilir misin? Hayır. O zaman ben üstte kaç tane kare koydum? Yani sen buraya koyamıyorsan zaten en büyük yer 1 iken burası. Zaten buralara da hiç koyamazsın zaten. Değil mi? Şuraya da hiç koyamazsın. Şöyle dışarı taşacağı belli zaten. O zaman buraya kaç tane koyduk? 4 tane buraya koyduk. Aynı şekilde 4 tane de buraya koyarsın kardeşim. E bizim Kerem koydu zaten bunları değil mi? Kerem kaç tane koymuş oldu o zaman arkadaşlar? 4 buraya, 4 buraya. Toplam 8 tane daha koymuş oldu. Yani toplamda kaç yaptı arkadaşlar? 56 yapmış oldu. Dikkat edin arkadaşlar. Böyle bilerek şu yöntemi de gösterdim size. Tamam bizim çaptan dolayı yarı çapın 5 olduğunu bulabilirdiniz. 6, 8, 10 değil mi? Çaptan dolayı yarı çapın 5 olduğunu bulabilirdiniz. O 5'in de tam buradan geçtiğinde işte eğimden eğimden yine bir şekilde bulurdunuz arkadaşlar. Ama şu dairelerin içerisine böyle birim kareler koyuyorlar arkadaşlar. Bak Şöyle birim kareye koyuyorlar. Mesela ben dört tane koyayım. 4 tane koyunca şöyle. 4 taneyi düzgün koyamadım. Şöyle 4 tane koyunca şuna dikkat edin arkadaşlar. 1 2 3 4. Tam bunun orta dikmesi, bak şunun orta dikmesi, şunun orta dikmesi üzerinde olmak zorunda merkez. Hatta buraya da öyle birim kareler koyarlarsa arkadaşlar, onlara dikkat edin. Buraya da öyle birim kareler koyarlarsa böyle böyle. Dikkat edersiniz. Bunun da orta dikmesi 1, 2, 3, 4, 5 Mesela bu 5'in orta dikmesi ne yapıyor arkadaşlar? Hop şurası. Tam 2.5, 2.5 tam burası yapmış oluyor arkadaşlar. Buna da çok ama çok dikkat edin. Güzel bir kazanım elde ettiniz bence burada. Bu birim kareler olduğunda kenar orta dikmelerinin kesim noktası bize çemberin merkezini veriyor. Ve burada bir de ekstradan ne çıktı? Burası bir birim olduğu için buralara kare koyabiliyorum. Ee, tam şuradaki karede uca geldi arkadaşlar. Buradaki karenin uca gelmesi de önemli bir nokta. İlk başta ne dedim? Acaba şurada mı dedim? Acaba şöyle şurada mı oluyor dedim. Burada olursa işte şöyle yarıçapı çizdiğimde yok şu dik üçgen çizdiğimde yarıçaptan küçükse çemberin içinde olur yorum yaptım burada. Hocam zaten burası 3 birim, burası 4 birim. Şöyle burada olsaydı böyle. Şöyle şurada olsaydı arkadaşlar. 3 4 5 üçgen oldu. A yarıçap uzunluğu ne eşit oldu? Yarı çap uzunluğuna da eşit olduğu için tam olarak nereye denk geldi arkadaşlar? Bu çemberin üzerine denk geldi. O yüzden en son birim kareyi de buraya koyabiliriz arkadaşlar. Evet çok hoş bir soruydu arkadaşlar. Şuralara da koyamadığımızı da zaten size söyledik. Evet Ege'nin hatırına, Kerem'in hatırına yaptığınız değil mi? Ege'nin hatırına, Kerem'in hatırına bu burada arkadaşlar yapanlardan iki kişi seçeceğim. 2 tane kitap ödülü vereceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu biraz torpilli olsun. Ve çok zor bir soru da değil. Kolay bir soru. Sadece 48 deyip sazan gibi atlayanlar belki vardır. Şuradakileri saymamışsınızdır. Belki buraya da fazla sayanlar da olabilir. Şuraya falan da birer tane belki eklemiş olabilirsiniz. Hatta ikişer tane daha eklemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Niye eklemediğimizin mantığını da umarım anlamışsınızdır. Uzatıyorum ama videoyu burada sonlandırırsınız diye rahatım arkadaşlar. Şurası bir birim. E burası birden küçük. O zaman karemiz şöyle olmak zorunda arkadaşlar. O yüzden bu çemberin içerisine ben kare çizemem. Yani bizim Kerem oraya kare çizemez arkadaşlar. Tamam mı gençler? Güzel bir soruydu. İsterseniz bu ödüllü sorunun hatırına bu da son soru olsun. Bu videonun son sorusu olsun. Geri kalan soruları da bir sonraki videoda halledelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.